Trans Ay Yıldız Turizm, personel, öğrenci, VIP ve turizm taşımacılığının yanı sıra filo kiralama alanında da uzman kadrosu ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Firma, hizmet verdiği alanlarda müşteri memnuniyetini sağlamak adına modern araçları ve tam donanımlı personeli ile sektörün lider firmalarından olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bizler de Ay Yıldız Turizm'in çalışmalarını daha yakından dinlemek için mikrofonlarımızı firma genel müdürü Alkan Şeker'e uzatıyoruz. 2003 yılında Ay Yıldız Turizm olarak yolumuza devam ediyoruz. Konumuz personel ve öğrenci taşımacılığı. Bünyemizde 100'e yakın kurumsal okullar ve firmalar bulunmakta, hastaneler, okullar. İrfan Kolejleri, Yeni Doğu Okulları, Hyundai Genel Müdürlüğü, Medistate Hastanesi, birçok hastane ve kurumsal firmalarımız da mevcuttur. Şirketimizin 100'e yakın öz mal aracı bulunmaktadır. 600'e yakın da sözleşmeli kiralık araç çalışmaktadır. Kurumsal firmalarla çalıştığımız için gündemde çalışması gereken real olarak araçlar neyse bizde onlar mevcuttur. Yani araçlarımız sıfıra yakın araçlar. Teknik donanımları tam olan araçlarımız. Evraklarımız, belgelerimiz tam olan servis taşımacılığa uygun, Avrupa uyum yasalarına uygun araçlarımız mevcuttur. Son dönemlerde yaşanan araçta öğrenci unutma olaylarına titizlikle yaklaştıklarını belirten Alkan Şeker, bu anlamda geliştirdikleri uygulama hakkında bilgiler veriyor. Okullarda çocuk unutma olayına karşı bizim bir çalışmamız oldu. Bir program geliştirdik. Veliye de bu sistem aynı gün içerisinde 6 tane de mesaj atıyor. Yani çocuğunuz evden alınmak üzere alındı, okula vardı, okuldan çıktı, evin önüne bırakıldı şeklinde 5-6 tane de mesaj atılıyor günde. Bir de okulun önüne geldiğinde şoför ve hostes kare kod dediğimiz olay, arkada bir barkod var. Hostesin elindeki telefonun en arka koltuktaki o barkoda eşleştirilmesi gerekiyor, okutulması gerekiyor. O okutulduğu zaman okula evet araba kontrol edilmiştir mesajı iletiliyor. Bu vesileyle hostesin ve şoförün arabanın içinde biri kalmış mı kalmamış mı, en azından işlerini düzgün yapmasalar bile bu yöntemi kullanarak görmelerini sağlıyoruz. Bütün belgelerimiz tam ama farklı rakiplerimizde bunlar olmuyor. Olmadığı için bizi maliyetler zorluyor. Şu an mazot 6,5 lira. Biz ama 2 senenin önceki fiyatlara çalışıyoruz. Haksız rekabet çok fazla. En büyük sıkıntımız bu. Cumhurbaşkanımızdan beklediğimiz taksicilere gösterdiği toleransı birazını bize gösterip bize de önem vermelerini istiyorum. Alkan Şeker, Ay Yıldız Turizm olarak sektörde her geçen gün daha çok büyümeyi hedeflediklerini belirtiyor. Bu sektörde iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu sektörde kazandığımızı bu sektöre harcıyoruz. Bu sektörde önemli yerlere ulaşacağımıza inanıyorum. Gerçekten bu sektörde işini yapan tabii birçok arkadaşım var. Onların içerisinde biz de varız. Ay Yıldız Turizm'i daha iyi yerlerde göreceğinizi inanabilirsiniz. Firma, okullar koordinatörü Baki Şimşekoğlu, birçok ilde uygulanan plaka tahdidinin İstanbul'da da uygulanması gerektiğinin altını çiziyor. Bu sektörün düzelebilmesi için Türkiye'nin 32 ilinde uygulanan bu plaka tahdidinin İstanbul'da da uygulanması ve bu uygulanırken de yani rantçılar zaten otomatikmen çözülür. Yani bu 32 ilde uygulanan şey İstanbul'da da uygulanması gerekiyor. Eğer bu uygulanırsa bizim sektörümüzün kanayan yarası biraz daha azalmış olur diye düşünüyorum.